Rabbimiz kitabından, zikrinden yüz çevirmekten cümlemizi muhafaza eylesin. Bu ilim meclislerine yönelmek, ikbal etmek, buralarda okunan ayet-i kerimeleri ve hadis-i şerifleri dinlemek için adım atmak, Allah'ın dinine yönelmektir ve Allah-u Teala'nın zikrine teveccühtür. Bunun karşılığında dünyada da rahatlık, ahirette de çok büyük kolaylıklar vaat edilmiştir. Bunun aksine insanlar Kur'an'dan uzaklaşıyor, zikirden uzaklaşıyor, hadisten, tefsirden, fıkıhtan, akaidten, tasavvuftan ve bunlardan bahseden, bunlara davet eden alimlerden, velilerden, salihlerden yüz çeviriyorlar. Onun için Rabbimiz onlara darlık sözü veriyor. Sıkıntı, bunalım, tehdidi yapıyor. Dünyada da ahirette de zarar zeval açıklıyor. Onun için insan kalan ömründe kısa bir hayat zaten geçiyor, bitti, bitiyor. Ne tarafın adamı olmalı? Nereyi tercih etmeli? Sonsuz hayat, ebedi ahiret ya kazanılacak ya kaybedilecek. Arada dünyada da ne bunalımlar, ne huzursuzluklar, ne sıkıntılar var. Kur'an'dan yüz çeviren adamlar ne kadar paraları olsa, ne kadar meşhurlukları olsa, ne kadar dünyanın imkanatı kendilerine ait olsa, kalpleri sıkıntıda, bunalımda, içleri içlerine sığmıyor yani. Çoğu da intihar ediyor. Zenginlerin, artistlerin, meşhurlerin, her türlü imkanları olan adamların çoğu huzur bulamıyor. Çünkü zikir yok. Huzur İslam'da, Kur'an'da, zikirde, ibadette, öbürü yeme ekmek bulamıyor. Fakat huzuru var. Mevla ile irtibatı var. Bir gece teheccüde kalktığı zaman, Mevla'nın huzurunda yalvardığı zaman, Rabbi ile halvet olduğu zaman, Mevlası ile baş başa kaldığı zaman, o tadı, o zevki hiçbir şey vermiyor. Ondan daha tatlı bir şey yok.